Çok heyecan verici, çok gurur verici bir buluşma için İzmir'deyiz. İkinci yüzyılın İktisat Kongresi için. Tam 100 yıl önce gencecik bir cumhuriyeti var eden ideali, bugünü ve bundan sonrasını yani hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz bir ülke hayalini, insanların onurlu yaşadığı, adalete, birbirine güvendiği bir Türkiye hayalini ve geleceği konuşacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le birlikte çok teşekkürler başkanım kabul ettiğiniz için, bize katıldığınız için. Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için, sağ olun. İzmir'e gelirken hep şunu düşündüm, bazen ülkenin en büyük acısında ve yasında bir kira bir yuva diyerek, dayanışma gücü vererek, bazen bir meydanda yüz binlerce insanla beraber Cumhuriyet'in, özgürlüğün şarkısını söyleyerek hep bize şunu tattırıyorsunuz. Çok özlemişiz bu fotoğrafı. Doğru. Bunu bize yaşatan güzel İzmir'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olun. Özlemişiz bu fotoğrafı dediğim bir başka yerdeyim şimdi. Evet. Ne olur siz anlatın. Neredeyiz ve neden buradayız? Önce tam sizin başladığınız yerden başlayayım. Gerçekten bizim de ilham aldığımız bir isim var. Mustafa Kemal Atatürk. Şöyle bir flashback yapıp, yani bir geçmişe dönüp 100 yıl öncesini bir hatırlamakta fayda var. Dünkü oturumlardan birinde Profesör Doktor Şevket Pamuk çok enteresan bir grafik paylaştı bizimle. 1820-2020 tarihleri arasında 200 yıllık bir süreç içinde Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın ve kişi başı düşen milli gelirin en düşük olduğu tarihin 1913-1920 tarihleri arasında olduğunu anlattı. Yani bu 200 yıllık tarihimiz içinde en yoksullaştığımız dönem 1913-1920 tarihleri arasındaymış. Şimdi böyle bir dönemde yıllarca işgal altında kalmış topraklarda, daha hala İstanbul işgal altındayken üstelik, barış görüşmelerine gitmiş heyet, yarıda bırakmış, geri dönmüş, ne olacağı belli değil Lozan Anlaşması'nın, kısacası olağanüstü büyük bir kaos içinde, toz duman içinde, yanmış yıkılmış bir coğrafyada, yoksulluk diz boyu, perişanlık, sefalet diz boyu, böyle bir iklimde bir yeni devlet kurmak, bir yeni cumhuriyet kurmak idealiyle hareket etmeye başlamış. Ve demiş ki, mesela şunu dememiş, meclis var, meclise dönüp, hazırlayın iktisat politikalarımızı, yeni bir devletin, cumhuriyetin iktisat politikalarını. Ya da uzmanlardan oluşan bir ekip davet edip çalışın bakalım bizim iktisat politikalarımızı ortaya koyun dememiş. Türkiye'nin her yerinden çiftçiler, işçiler, sanayiciler, tüccarlar 3000 civarında insanı davet etmiş. O kış koşullarında 1135 tanesi gelebilmiş ve o 1135 delegeyi 16 gün İzmir'de misafir etmişler. Ve iktisat politikalarını belirlemişler yeni kurulacak cumhuriyetin. Şimdi bu hikaye bana olağanüstü büyük bir dehanın, büyük bir liderin ancak eseri olabilir dedirtiyor. Ve gerçekten orada o kadar önemli kararlar alınmış ki, işte aşar vergisi kaldırılmış, reciz sistemi terk edilmiş, sanayi bankasının kurulmasına karar verilmiş, ticaret borsasının kurulmasına karar verilmiş, köy enstitülerinin temeli atılmış. O yokluk, o sefalet içinde Anadolu'nun her yerinden gelen insanlar büyük bir özgüvenle ve büyük bir umutla yeni kurulacakları devletin temellerini atmışlar. Şimdi önce bunu bir hakkını teslim etmek lazım. Biz ne yapıyoruz ki? Yani biz sadece onun izini takip ediyoruz ve Cumhuriyet 2. yüzyıla girerken yine aynı formatta, yine aynı mantıkla hareket ederek Türkiye'nin her yerinden sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, dernekleri davet ederek daha güzel bir memleketi nasıl kurabiliriz birlikte? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl bir ülke yaratabiliriz ki çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinden kaygı duymadan el ele barış içinde daha adil, daha müreffeh, daha özgür, daha demokratik bir toplumu nasıl yaratabiliriz? Bunun arayışına başlamak için bu kongreyi düzenledik. Özetle ilham aldığımız yer Mustafa Kemal Atatürk, onun izlediği yol haritası ve aynı umut, aynı özgüvenle yola çıktık. İnanın bu mümkün. Bizim siyaset yapmamızın da arka planındaki temel düşünce budur. Biz dünyanın en güzel
ikliminde, dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyada ve dünyanın en büyük liderlerinden birinin evlatları, torunları olarak daha iyisine layığız. Çok daha iyisine layığız ve o çok güzel memleketi aynı 100 yıl önce atalarımızın yaptığı gibi yine yapacağız. Bu kongrenin mantığı, gerekçesi budur. O kadar kıymetli buluyorum ki yalnızca üretenleri, düşünenleri, politika üretenleri bir araya getirmekle kalmadınız. Kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar, çok herkes doğru. Burada. Bir kere bu birlikte iyi olma haline verdiğiniz kıymeti çok anlamlı buluyorum. Bunun yanı sıra sadece evet bir araya geldik ve konuştuk da demiyorsunuz. Aslında geleceğe dair bir taahhütte bulunuyorsunuz. Çünkü evet. Bu kongrenin sonunda bir sonuç bildirgesi ve yeni politikalara dair yeni haberler duyacağız değil mi? Biraz ipucu alabilir miyim sizden? Şöyle söyleyeyim, çok doğru tespitiniz. Biz aslında iyi tasarlanmış bir gelecek miras bırakmak istiyoruz. Bir gelecek tasarımı ortaya çıkartmak istiyoruz. Ama bunu tam da söylediğiniz gibi uzmanlar gelsin, siyasetçiler gelsin, konuşsunlar, gitsinler. Biz de onların işte söylediklerini koyalım önümüze, bunları kanunlaştıralım, işte yasalaştıralım ve bunlarla yol alalım. Hayır, böyle değil. Aslında bizim yaptığımız, yani önce 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ve bizim şimdi yapmaya çalıştığımız şey, biçimle ilgili şey aslında içeriği belirledi. Neydi o biçim? Demokrasi aslında, yani katılımcılık, şeffaflık, Anadolu'nun her yerinden gelen 180'in üzerinde sivil toplum kuruluşu, temsilcisi 500 civarında delege aylardır çalışıyorlar. Ya bu o kadar kıymetli ki uzun saatler süren, 6 saat, 7 saat, 8 saat süren toplantılar yaptık beraber. Nasıl bir gelecek tahayyül ediyoruz? Ne yapmalıyız ki bugünün siyasal ikliminden çıkalım ve başka bir geleceği inşa edebilirim? Bunların müzakerelerini yaptık, aylarca, 8 ay önce başlamıştık bu sürece. Şimdi bugün ve dün hemen hemen son noktalarına, son rötuşlarına geldik. Çok kısaca o süreçten bahsedeyim. 100 yıl önceki topluluklar, yani işçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccar ve esnafları ayrı ayrı topladık Türkiye'nin her yerinden. Sonra onların aldıkları ilkeleri ve kararları, 4 masa kurmuştuk akademisyenlerden oluşan, 200 civarında akademisyen, doğa masası, tarih masası, inovasyon masası ve demokrasi masası adı altında 4 masa. Bu masalardaki akademisyenler çok farklı disiplinlerden, fütüristler, sosyologlar, tarihçiler, arkeologlar, psikologlar, hepsi oturdular. O işçilerin aldıkları kararları kavramsallaştırmak için revize ettiler, rötuşlar yaptılar. Aynı şekilde sanayicilerin aldıkları kararları, onların toplantıları da uzun saatler, uzun günler sürdü. Sonunda bilimsel değerlendirmesi yapılmış metinlere dönüştü hepsi. Şimdi dün önce diğerlerinin aldıkları kararları önlerine koyduk, her birinin ayrı ayrı. Yani işçilerin önüne sanayicilerin ve çiftçilerin aldıkları kararları koyduk. Sanayicilerin önüne işçilerin ve çiftçilerin aldıkları kararları koyduk. Dün onları müzakere ettiler. Çok merak ediyorum nasıl geçti müzakereler. Yani, tabii ki çok zor ama herkes şu hassasiyetle bakıyor meseleye. Ya tarihsel bir iş yapıyoruz. 100 yıl önce atalarımızın yaptığı gibi tarihsel bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bizim birbirimizle yetişip kakışmak gibi, birbirimizin egolarını işte çatıştırmak gibi bir derdimiz olamaz. Biz geleceğe bir şey bırakacağız. O nedenle bir ortak akıl inşa etmeye çalışıyoruz. Bu sözcükler inanın hamaset değil, her birinin aklından geçen, her bir delegenin özenle korumaya çalıştığı ve gereğini yapmaya çalıştığı şeyler. O nedenle bugün, dün bunu yaptılar, bugün her birinin önüne o akademisyenlerin yaptıkları revizyonlarla oluşan metinleri koyduk. Bugün onlar üzerinde şu anda devam ediyor. 3 paralel oturum orada devam ediyor ve onlar son noktayı koymaya çalışacaklar bugün. Ve nihayet biz Salı günü 21'inde tek tek her ilkeyi, her kararı hepsinin hazır bulunduğu bir salonda oylarına sunacağız. Ve buradan o nihai metinler çıkmış olacak. Yani bir yandan bu yürüyor, bir yandan bugün bulunduğumuz bu binada 3 gündür, bugün 4. gün, dünyanın her yerinden çok kıymetli akademisyenlerin, siyasetçilerin katıldığı,
Türkiye'den olağanüstü önemli, değerli yine akademisyenlerin, siyasetçilerin katıldığı konuşmalar, toplantılar devam ediyor. Yani biraz sonra Vandana Shiva, onu dinleyeceğiz hep beraber. Dün akşam örneğin kapanış oturumunda Francis Fukuyama bir sunum yaptı. Evvelsi gün dünyanın en önemli fütüristi Michio Kaku bir sunum yaptı. Açılış günü Bob Geldof bir saatlik olağanüstü bir konuşma yaptı. Yani kısacası bütün bunlar aslında yine bize dünyanın bugünkü mevcut halini gösteren, gelişmişlik düzeyini, düşünürlerinin bulunduğu noktayı adeta onlara ayna tutan ve bizim ilham almamızı sağlayan çok değerli katkılardı. Bütün bunlar da o sonuç bildirgesine ekleniyor. Bir yandan forumlar devam ediyor. Gençlik forumu, kadın forumu, sokak ekonomisi forumu, sanatçılar forumu. O forumlardan da bir şeyler çıkacak. Şöyle söyleyerek tamamlayayım. Yani bütün bunları yaptık ama elbette çok eksik bıraktığımız var. Elbette çok kusurumuz da olmuştur. Yani yetişemediğimiz çok daha fazla sayıda çok değerli insanı da keşke konuk edebilseydik. Eksik bıraktıklarımız mutlaka var. Ama hani bu vesileyle söylemek isterim, ya kimse gönül koymasın. Bizim gücümüz buna yetti. İnşallah seneye tekrarını yapacağız bu kongrenin. İnşallah orada onların katkılarını almak fırsatı da buluruz. Özetle bu hikaye bizim hikayemiz değil. Bu topyekün Türkiye'nin hikayesi ve biz sadece Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonda bir nebze de olsa katkımız olsun istiyoruz. Bunun farkındalığını yaratmaya gayret ediyoruz. Önemini anlatmaya gayret ediyoruz. Biliyorum ki her bir katılımcının atacağı imzayla o ortak akıl gün ışığına çıkacak ve o ortak akılla oluşmuş içerik bizden sonraki kuşaklara da daha müreffeh, daha adil, daha özgür, daha demokratik bir ülkede yaşama fırsatı verecek. Sizin tevazunuzu izleyenler gibi ben de biliyorum. Dolayısıyla aslında 100 yılda bir yapılabilecek çapta ve başarıda bir kongreyi her yıl yapma çabanız evet. için ben öncelikle peşinen teşekkür kutlayayım, ediyorum. Tebrik Sağ edeyim. Vaktimizin de çok kısıtlı olduğunu biliyorum. Ama belki iki soruyu birleştirerek sorabilirim. Tabii. Az önce 100 yıl öncesini anlatırken bir yıkımın ardından özgürlük mücadelesi veren bir milletin, savaş yorgunu insanların yeniden varoluşuna dair evet. süreci çok güzel özetlediniz. Bugün baktığımızda fiziki koşulların görece daha iyi ve normal olduğu günlerde evet. umudun aynı derece yüksek olmadığını Doğru. görüyoruz. Bilmiyorum katılır mısınız bu tespite? %100 öyle. Yani çok haklısınız. Burada KONDA'nın bir araştırması var. 18-30 yaş arası gençlere soruyor. Soru şu, geleceğinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? %86 bir fikrim yok diyor. Şimdi bu kadar umudunu kaybetmiş, bırakın umudu, hayalini kaybetmiş bir gençlikle beraberiz şu anda. Yani bu çok vahim bir gösterge. Genç nüfusun %86'sı geleceğe dair hayalini, umudunu kaybetmişse bu korkunç bir tablo demektir. Hakikaten şu son yaşadığımız büyük felaket, büyük kayıplar karşılaştırdığınız zaman rakamsal olarak Kurtuluş Savaşı'ndaki kayıplarımızdan daha fazla. Bugün Ukrayna ile Rusya arasında bir yıl aşkın süredir devam eden savaştaki kayıplardan daha fazla. Yani kısacası bir dakikada çok büyük bir yıkım yaşadık ve çok büyük bir bilanço ile karşı karşıyayız. Şimdi bu tablo tabii ki çok umut kırıcı. Zaten hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, işsizlik, siyasal krizler, ekonomik krizler zaten herkesin son derece karamsarlaşmasına, içine kapanmasına sebep olmuştu. Ama bu son büyük yıkım hakikaten hepimizin sürekli boğazında düğümlenen bir acıya dönüştü. Çok büyük acımız, çok büyük yasımız ve devam edecek. Ama şunu aklımızdan çıkartmamamız lazım. Tam da söylediğiniz gibi 100 yıl öncesinde o büyük yoksulluk, o büyük yıkım, o büyük toz, duman, kül arasından yeni bir cumhuriyet, pırıl pırıl bir cumhuriyet doğurmuş atalarımız. Onları yapanlar bizim atalarımız. Hani Danimarkalılar, Fransızlar falan değil, bizim atalarımız. Ve biz onların evlatlarıyız, onların torunlarıyız. Elbette ki
yine aynı şeyi yapmaya muktediriz. Bunu da yapmak için sadece el ele vermemiz yetiyor. Ortak akla inanmamız, birbirimize güvenmemiz, birbirimizi sevmemiz yetiyor, inanın. Çünkü bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla ve çok daha güçlü birleştiren sebep var. Biz bunu bir anlasak, bir idrak etsek, siyasilerin o ayak oyunlarını, o manevralarını bir devre dışı bırakabilsek, birbirimizle kucaklaşmayı sürdürebilsek, gördük işte, yani şu deprem bölgesinde ne muazzam bir dayanışma kuruldu. Türkiye'nin her yerinden, çoluk çocuk, herkes kumbarasındaki parayı gönderdi. Herkes bir şey yapmaya çalıştı. Biz buyuz aslında. Biz bu dayanışmayı iliklerinde hisseden, hakikaten komşusu açken tok yatamayan öyle bir milletin insanlarıyız. Kısacası bu mümkün. Bunu sadece afet zamanları yapmamak lazım. Bunu her daim yapma mecburiyetini hatırlamamız lazım. Bunu başarabilirsek, bunu becerebilirsek işte o zaman o pırıl pırıl ülkeyi de hep beraber kurmuş olacağız. Sorumun devamı şöyle olacaktı. Sanırım açılış konuşmanızda Jose Mujica'dan bir alıntı yapıyorsunuz. Ve o alıntının sonrasında harmanladığınız bütün o fikirler ve duygu bana da çok geçti. Ve ben de üzerine düşündüm. Hayatı ıskalamakla ilgili söyledikleriniz. Şimdi gençler de ağırlıklı olarak takip ediyorlar ve izliyorlar sizi. O yüzden bütün bu toz duman, kavga kıyamet içinde hayatı ıskalamamanın yolu nedir size göre? Yani hakikaten sevgiyle başlıyor. Öncelikle ya sevmeyi, sevmenin değerini bilmemiz lazım. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Sevginin üzerine eklenebilecek şeyler var. Empati yapmayı başarmamız lazım. Karşımızdakinin yerine kendimizi koyup onun gözüyle bir kendimize bakmamız lazım. Öyle yapmaya başladığımız zaman vicdanımız da canlanıyor. Vicdanımız da daha ayakları yere basan bir hale geliyor, güçleniyor. Onun üzerine tabii cesaret ekleniyor. Vicdan da canlanınca cesaretiniz de artıyor. Daha fazla öğrenme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bilginiz artıyor. Bütün bunlar özgürleşmenizi sağlıyor. Özgürleştikçe dayanışmanın gereğini daha çok anlıyorsunuz. Öyle yoğun bir tempo içinde vakit ayırdınız ki o yüzden nokta değil virgülle tamamlıyorum bu sohbeti. Çünkü biliyorum ki buradan başka konuşmalar, başka ne diyelim yarın inşa edecek fikirlerin paylaşımına devam edeceksiniz. İnşallah. Biz de hepsini takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Eksik olmayın. Sağ olun.